Ali'nin büyük annesinin verdiği yadigar yüzük düğünden bir gün önce Ali'nin kasasından çalınmış ve Ali de olay yerine polisleri çağırmıştır. Olay yerine gelen polisler olayı araştırmaya başladıklarında bu yüzüğü büyük annesinin kendisine vermesini isteyebileceği 3 kuzeni sorguya almıştır. Bu kişilerden ilki Okan. Okan şöyle demiştir. Düğün hazırlıklarında benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bu yüzden ben de yeni aldığım arabamla ilgilenmekteydim. Hiçbir şey yapmadım demiştir. Diğer kuzen Selim. Ormanda ağaç evimde tek başıma kafamı dinliyordum. Bu aralar bütün evlerde düğün telaşı bulunmakta demiştir. Son kuzen Figen ise. Ben tüm gün Ali'nin evindeydim ama antika eşyalardan nefret ederim. Bu yüzden de ben bir şey yapmadım demiştir. Bu ifadeleri dinleyen polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini anlar. Bu kişi kimdir? Bu kişi Selim adlı bu kuzendir. Çünkü ya fotoğraf başka bir güne ait ya da kendisi kafa dinlediğine ait yalan söylemekte. Bu işte bir gariplik var. Acaba Selim yalan mı söylüyor? Ayla bir saldırıya uğramış ve saldıran kişi de olay yerinden kaçmıştır. Olay yerinden tesadüfen geçen arkadaşı Ayla'yı yerde yatarken bulmuş ve onu hemen hastaneye götürmüştür. Daha sonrasında da olayı araştırması için hemen Ayla'nın arkadaşı polis ekiplerine haber verir. Olayı araştırmaya başlayan polisler Ayla'ya saldırabilecek olan 3 kişiyi bulmuşlar ve bu kişileri tek tek sorgulamaya başlamışlardır. Bu kişilerden ilki, ben suçlu değilim. Bu markette çalışıyorum. Bugünse geç kaldım. İşe hızlı bir şekilde gelmeye çalıştım ve 20 dakika önce dükkanı açabildim demiştir. Diğer kişi ise ben araba süremiyorum. Benim yerime karım sürüyor. O da markete girdi. Ben de onu bekliyorum. Olayla bir ilgim yok demiştir. Son kişi ise ben değilim. Şu dükkandaydım ve 2 saattir de kız arkadaşıma hediye arıyordum demiştir. Ve bu ifadeler üzerine polisler içlerinden birisinin yalan söylediğini anlar. Bu kişi kimdir? Bu kişi ifadesi alınan son kişidir. Çünkü ilk kişi bu dükkanın çalışanıydı ve 20 dakika önce dükkanı açtığını söylemişti. Ve son olarak bu kişi de bu dükkanda 2 saattir hediye aradığını söylemekteydi. Merve köpeğiyle yolda yürürken birisi Merve'nin köpeğini alarak olay yerinden kaçmıştır. Neden köpeğini kaçırdıkları konusunda büyük bir şaşkınlık yaşayan Merve polis karakoluna giderek durumu anlatır. Bunun üzerine polisler ertesi gün köpeği alıp kaçmış olabilecek 3 kişiyi bulmuşlardır. Ve bu kişiler sorgulanır. Bu kişilerden ilki, dün olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerdeydim fakat böyle bir şey yapmam imkansız çünkü köpeğe alerjim var demiştir. Diğer kişi, ben olay sırasında oradaydım ama köpeğe elimi bile sürmedim çünkü köpeklerden korkarım demiştir. Son kişi ise, köpekleri severim ama bir köpeği ailesinden ayıracak bir insan değilim demiştir. Bunun üzerine polisler birisinin suçlu olabileceğini düşünmüştür. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi alerjisi olduğunu söyleyen kişidir. Bu kişiye bakarsanız hasta gibi görünmekte. Yoksa aldığı bu köpek kendisinin alerjisini harekete geçirmiş olabilir mi? Videomuza bu patates cipsleriyle devam ediyoruz. Bu patates cipslerinin içerisinden farklı olanı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Farklı olan patates cipsi işte burada. Bu sorumuzda ise sizlere bu kaktüsleri vereceğiz ve sizlerden farklı olan kaktüsü bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Farklı olan kaktüsü sizin için gösterdik. Gülen yüzlerin bulunduğu bu görselde de farklı olan gülen yüzü bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı.
Farklı olan gülen yüz işte burada. Geldik son farklı olanı bul sorumuza. Bu sorumuzda da diğerlerinden farklı bir bal kabağı bulunmakta. Peki kimler farklı olan bal kabağını bulabilir? Farklı olan bal kabağı işte burada. Balık tutmuş olan çocuğun bulunduğu bu resimdeki çocuğun gölgesini bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Çocuğun gölgesi sağ alttaki bu gölgedir. Şimdi ise sizlere bu peri kızını vereceğiz ve sizlerden bu kızın gölgesini 10 saniye içerisinde bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu kızın gölgesi sağ üstteki bu gölge. Farenin bulunduğu bu görselde de sizlerden farenin doğru olan gölgesini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler doğru olan gölgeyi bulabilir? Farklı olan gölge işte burada. Zürafanın bulunduğu bu resimde de sizlerden iki görsel arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Zürafanın bulunduğu bu resimdeki farklar işte burada. Ayının bulunduğu bu resimde de sizlerden yine iki görsel arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu görseldeki 5 fark karşınızda. Yine sizlerden iki görsel arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu farkları bulabilir? Bu farkları sizler için gösterdik. Peki kimler bulabilmişti? Şimdi ise sizlere bu iki görseli veriyoruz ve sizlerden bu iki görsel arasındaki 7 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. İki görsel arasındaki 7 fark işte karşınızda. Şimdi ise sizlere bu çizgi film karakterlerini vereceğiz ve sizlerden soru işaretli yere yazılması gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Gerekli işlemler yapıldığında sonuç 25. Peki bunu bulabilmiş miydiniz? Bu sorumuzda da sizlerden son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Süreniz başlamak üzere. Verilenlere göre gerekli işlemler yapıldığında sonuç 15. Şimdi ise sizlere bu fotoğrafı vereceğiz ve sizlerden bu resme bakarak en aptalca şeyin ne olduğunu bulmanızı istiyoruz. Süre başladı. Bakalım kimler en aptalca şeyin ne olduğunu bulabilecek?
En aptal şey ağacın dalına dayanmış bu merdiven varken bu sağdaki kadının dalı kesiyor olmasıdır. Çünkü bu kadının amacı ağaçtan inmekse bu merdivenlerle de kadın ağaçtan inebilir. Yani düşmesine gerek yoktur. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.